Fabrika yangınları. 1 Kasım 2022 tarihinde saat 19 sıralarında Bursa Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş mahallesinde ki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenleriyle yangın çıkmıştır. Alınan bilgiye göre can kaybının olmadığı yangında dumandan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üretimin temel girdileri olan emek, kapital, doğa açısından yangınlar en tehlikeli çalışma yaşamı afetlerindendir. Can kayıpları, yaralanmalar ve duman etkileriyle emeği, kaybedilen maddi varlıklarıyla sermayeyi, etkileriyle doğayı tehdit etmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde binalarda yangına karşı alınacak önlemler, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile düzenlenmiştir. Binalarda yangına uygun tasarımsal özellikler ve mekanlar, kaçış merdivenleri, yangın rolleri gibi kullanılması zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, bu sistemler için gerekli bakım ve periyodik kontroller ile denetimler yönetmeliğin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ile yapı ruhsatı vermeyi yetkili merciler için yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının bu yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının denetlenmesi zorunlu. Ayrıca sigorta şirketlerine de yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde bu yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi mecburiyeti getirilmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında işletme aşaması ile ilgili olarak da İş ekipmanlarının kullanımında, sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde 2-3-5 yangın mekanik tesisatı, yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatları için periyodik kontrol esnasında tesisat projesi aranır. İşveren projesi olmayan tesisatların 27.11.2007 tarihli ve 2007-129-37 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygun projelendirilmesini yaptırmak zorundadır. Yangın mekanik tesisatı, yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatlarının periyodik kontrollerinde tesisatın projesine uygunluğu ve bu projenin binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygunluğu değerlendirilir denilmekte. Bu madde 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmü bulunmaktadır. Kurumlarımızca gerçekleştirilen çeşitli denetimlerde binaların onaylı yangından korunma sistemi projesinin olmadığı veya olan projeye uygun imal edilmediği, elektrik tesisatları ve yangın hol merdivenlerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu, elektrik tesisatının aşırı yüklenme sonucu elektrik akımını keserek yangın çıkmasını önleyen kaçak akım rölelerinin ise hiç tesis edilmediği gözlenmiştir. Soruyoruz. Yapılarda yangın önlemi almak ve sürekli kılmak için daha kaç yangın olması, ne kadar maddi hasarın gerçekleşmesi ve daha ne kadar canımızın kaybedilmesi gerekmektedir. Güvenli kent, güvenli yaşam oluşturmak amacıyla kentin paydaşlarına çok yakın tarihlerde de yineleyerek sunduğumuz Endüstriyel Yakın ve Patlamalar Çalışma Grubu raporunun içeriğinde yaptığımız uyarıları ve önerileri yineliyor ve bir kez daha uyarıyoruz. Sigorta şirketlerince yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmeleri denetlemelerini teşvik edecek mekanizma geliştirilmeli, yangın ve patlama uzmanlarının sigorta şirketlerince istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Özellikle binanın işletme ruhsatı alması sonrasında mekanın ve veya firmanın faaliyet dönüşümleri ancak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ortaya konulabilmektedir. Bu nedenle bu denetimlerin A tipi, tarafsız ve bağımsız, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi ve raporlanması sağlanmalıdır. Kentimiz, yangın risk haritası, özellikle tehlikeli kimyasalların bulunduğu orta ve alt üst seviye riskli fabrikaların içerecek şekilde güncellenmeli, acil müdahale planları ve altlıkla hazırlanmalı. Güncel tutulma ve bu çalışmalar şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Elektrik trafoları tesis edilen işletmelere işletme sorumlusu zorunluluğu getirilmelidir. Kentimizde bulunduğu düşünülen elektrik trafolarının %80'inde işletme sorumlusu bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan risk bir an önce bertaraf edilmelidir. İşletmelerce elektrik tesisatı kontrollerinin düzenli yapılması sağlanmalıdır. Yetersiz topraklama, sarkık kablolar, kolay alevlenir ya da yırtık izolasyon bağlantıları, bağlantılarda gevşeklik, uygun tasarlanmamış sigorta, anahtar ile panolar, panolara giren sızan toz, su ile yabancı maddeler ve bunun gibi açısından tesisat, trafo ve enerji beslemesi düzenli olarak kontrol edilerek raporlanmalıdır. Tesiste tüm çalışanların temel iş sağlığı güvenliği düzenli olarak güncellenmeli ve çalışanlar yangın önleyici öneriler sunan bilinç düzeyine çıkarılmaya çalışılmalıdır.
Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik gereğince işletmelerce patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalıdır. Karar verilen gerekli önlemleri bu dokümanın rehberlik etmesi sağlanmalıdır. Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmelerde 62-69 sayılı kimya mühendisi ve kimyagerlik hakkında kanuna uygun olarak sorumlu mesul müdür istihdam edilmelidir. Bakanlıklarca yapılan denetimlerde aksi durumlar için yaptırım uygulanmalıdır. Tehlikeli kimyasalların depolanması, üretimi ve işlenmesi aşamalarında her tür emisyon ve atık miktarının tespiti yapılmalı, can ve mal güvenliği açısından önem taşıyan tehlikeli kimyasal maddeler envanteri kent bazında çıkarılıp güncel tutulmalıdır. Bunun bir adımı olarak ilgili işletmeler için kimyasal maddelerin depo denetim raporu yetkili mühendisler tarafından hazırlanması zorunlu hale getirilmelidir. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik gereğince endüstriyel kazaların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir. Ancak bu konuda kazalarla ilgili bilgi kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Gelişmiş diğer ülkelerdekine benzer olarak özerk bir kimyasal kaza, yangın ve patlama araştırma kurumu oluşturulmalı, kaza ve yangınlardaki kök nedenler ve diğer istatistiki bilgiler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Yukarıda saydığımız önlemlerin zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmasının kent genelinde meydana gelen ve sayıları 2019-2022 yılları arasında 2000'e yaklaşan sanayi yangınlarının önlenmesini, dolayısıyla daha fazla can ve mal kaybının yaşanmamasını sağlayacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.